Al işte, götür bu gömleği Selçuk Bey'e. Seninle konuşmuyorum ben Ali. Allah'ın keli, ne giyse yakışmayacak zaten. Meltem. Meltem dedim. Alo. Hatırlıyorum da ertesi gün ofisteki tek konu buydu. Aa, bizim ofiste de. Biz babanla fikir değiştirdik. Madem dedik bu kadar istiyorlar, hadi gidelim bir yere. Biz de tam tersi vazgeçtik gitmekten. Ortalık yine karıştı. Ana, ne oldu? Gönül benimle konuşmuyor abicim. Meltem de benimle konuşmuyor. Çok kızdılar abicim, çok. Evet. Sabah yüzüme bile bakmadı. Gönül beni odaya bile almadı abicim. Salonda yattım. Çok mu özellerine gittik acaba? Evet. Ya aslında düşündüm de doğru söylüyorlar ya. Yılbaşında dışarı çıkmak çok pahalı. Çok sert davrandı bana. Sırtımı dönüp yattım. Ben de bir çimdik attım, morarttım adamın kolunu resmen. Canım bak nasıl üzüldüm şimdi ya. Aslında yılda sadece bir gün. Kaç paraysa verelim gitsin. Batacak değiliz ya abicim ya. Kolumuzdan değerli değil herhalde. Tamam ulan light erkek. Bu yılbaşını dışarıda geçirelim anasını satayım. Geçirelim abicim ya. Karılarımızdan kıymetli mi yani? Dur. Öyle hemen koyverme kendini. İçindeki light erkek canavarına sahip ol biraz. Tamam abici, tamam. En iyisi gidelim şöyle güzel bir alışveriş yapalım. Donatalım masamızı, oturalım evimizde bu yılbaşı. Tamam, madem evde oturmayı çok istiyorlar öyle yapalım. Ay kocalarımız daha kıymetli mi canım? Aa. Ya madem istiyorlar, kırmayalım be. Kırmayalım be abicim he? Kırmayalım. İyi, getir bakalım şu gazeteyi. Bu arada Selçuk Bey'in partisi de tarihe altın harflerle yazıldı. Arkadaşlar, en kötü günümüz böyle olsun. Bundan kötüsü olmaz ama. Bu arada benim film çok işe yaramış. İsmail Bey amacına ulaşmış. Hatun resmen ayağına gelmiş abicim. Ama sonra olaylar bir karışmış. Hüseyin abi sonra anlattı bana. Vallahi gülmekten öldüm ya. Aman abuk sabuk bir hikaye işte. Uşağım sen şimdi Meryem'in odasına geçeceksin. Hatun ne derse desin sen konuşacaksın, tamam mı? İyi de ben ne diyeceğimi nereden bileyim İsmail Bey? Önemli değil daha, sen ne dersen de ben durumu idare ederim uşağım. Geç biri geliyor galiba. Geç. Merhaba. Merhaba. Duyamadım, ne dediniz? Hasta falan mısınız? Biraz tuhaf konuşuyorsunuz da. Konuşsana uşağım, hatun geldi de. Tamam. Nasılsınız? İyiyim, siz? Başka biri mi konuşuyor? Yok canım, ben konuşuyorum. Gönderdiğiniz kaseti çok beğendim. Tam 10 defa seyrettim. Ne? 10 mu? Hı hı. On mu dedi bu? Ha? Ne dediniz anlamadım. Ben de anlamadım vallahi. On dedin değil mi? Buraya gelip gelmemek için çok düşündüm. Ama sonunda gelmeye karar verdim. Sesinizde ne bileyim insana güven veren bir taraf var. Şöyle geçelim mi? Ben yine bir şey anlamadım. Konuşsana uşağım.
18 trilyon bana çıksın var ya, en kral hatunlarla en kral dansçıları getireceğim. Bütün gece kulüplerini kapatacağım. Tam 2 trilyonluk altılı yapacağım. Rakı, balık ve sınıksız ton balığı yiyeceğim. Dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Şöyle biraz oturamaz mıyız? Yok yok, burası iyi. Güzel bir şey söyle de uşağı. Ne söyleyeyim İsmail Bey? Al bunu oku. Sezen Cumhur Onan'ın ders notlarıdır da. Sonbahar gökleri altında çıplak ağaçlar, kurumuş yapraklar, hoyrat esen rüzgar ve uzakta kalan yaz anıları. Bir veda mevsimi sonbahar. Her tarafta tabiatın ayrılık şarkıları söylediği duyulur. Güneş sıcaklığını bir başka zamana bırakmış gibidir. Bu parti için şirketin tüm imkanlarını zorlamışsınız Selçuk Bey. Yok canım, size feda olsun. Kalanı götürün isterseniz. Her şey çok bol vallahi. Ye ye bitmez. Götürün eve. Ya, yok canım, kalsın. Arkadaşlara dağıtırız. Sanki siz değil de bir başkası konuşuyormuş gibi. Ben konuşuyorum. Sizden gerçekten çok etkilendim. Eğer sizce de bir mahsuru yoksa yeni yıla sizinle girmek isterim. En azından sesinizi duymak isterim. Bana telefon numaranızı verebilir misiniz? Sizi arayacağım. Güle güle de uşağım. Güle güle.